Sen seviyor musun hocam çocuk? Hayır. Sen de mi böylesin? O şiddette değil ama ben sevecek çocuk bulamadım hani henüz. Dünyada 1 milyar falan çocuk var ha. 1 milyar. Yani sana sempatik gelen bir çocuk olmadı mı şimdiye kadar? Ya yeğenim, kendi yeğenim yani ablamın oğlu. Sen de göm acık. Az buçuk bir sempatik geliyordu. Renkleri öğretmeye çalışıyorum. İşte bir renk gösteriyorum, açık mavi diyorum. Hayır, o turkuaz diyordu. Sonra birkaç böyle tartıştık. Sonra en son ben şey dedim. Eflatun'u biliyor yaşında musun dedim. Bilmiyorum dedi. Dedim öğren de gel o zaman öyle konuşuruz. Sonra bir daha oynamadım. Çok sıcak. Çocuk 3 yaşında. Ya çocuk 3 yaşında. Öğren de gel lan salak. Adın ne Murat? Koyayım da Turat. Böyle konuşamayız. Bak şimdi bu zeka barındıran bir şaka değil ancak çocukla böyle sert konuşamayız yani. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. Küçük bir aradan sonra yeni sezon Trump sahnede rekor bir katılımla alkışlarla başlıyor. Canlarım benim. Son sandalyeye kadar dolu. Hey be! Yeni sezonun ilk bölümünün uğuru olsun. La la la! La la la! Hoş geldiniz. Sevgili Bulut, sevgili Esma. Hoş bulduk. Bulut'cum, kaç yıllık bir ilişki? 5,5. 5,5 sene. Nerede tanıştınız Bulut? Bir oyuncu chatinde tanıştık, Twitch'te tanıştık. Twitch. Twitch'te tanıştık. Ben yayıncının moderatör takımındaydım, o izleyici takımındaydı. Tamam. İkisinin buluştu, ara ara buluşuluyordu. Onlardan birinde tanıştık. Hatta ben aslında başkalarını çağırmıştım. Keşke gelmese diyordum çünkü chat'teki görünümü çok kendini beğenmiş. Kötü biriydi görünen. Başkalarını mı çağır? Biraz daha yavaş anlatabiliriz. Başkalarını mı çağırmıştın? Biz başkalarıyla buluşacaktık, evet. Başka biri kaç. Onlardan biri demiş, işte Esma da gelsin. Ben tamam dedim, çağırmasak başkalarını falan. Çoktan söyledik abi dediler. Peki dedim, kabul ettim. Geldi, iyi ki gelmiş dedim sonra. Tipi tamam, beğenim. O gün ne oldu Esma? O gün aslında hiçbir şey olmadı. Çünkü onun sevgilisi varmış o zaman. Benim de vardı. Hani ben ilk gördüğümde chatte de böyle yazı dili biraz serttir. Hani sürekli böyle kavga ediyormuş gibi yazar. Küfürlü müdür? Yok. Sert konuşuyormuş gibi. Sanki karşında bağırıyormuş gibi oluyorsun onun yazdıklarını okuyunca. Ay dedim bu da şimdi gelecek orada ortamı bozacak. Ters ters konuşuyor ama soğuk nevale dedim. Ben de gelince bayağı ön yargılıydım ama gelip böyle ortama karışınca bayağı böyle bir sıcakkanlı güzel ortam oldu. Hatta böyle içten içe hoşlandım da. Ne yapıyorsun ya dedim, senin sevgilin var şimdi, bakma öbür tarafa falan. Konuşurken kafamı falan çeviriyorum böyle kendi kendime. Sevgilin orada mıydı? O yoktu. Seninki? Yoktu. O insanların haberi yoktu tanıştığınızdan? Yoktu. Yoktu. Yani İlk flörtöz çünkü buluşmada sevgilileriniz var mıydı? Bunu da ekran başında izleyen ahlakçılar için soruyorum. Bayılıyorlar. Oo, başınıza gelse sevinir misiniz? İlk tanışmamızda sadece ön yargılar yıkıldı. Daha sonra ikinci bir işte uzun süreli izleyiciler için özel bir davet vardı. Ben direkt önce işte otomatik bir girişimiz vardı. Yani ben resmi konuşuyordum oradan. O resmi girişi yaptım. Karşı taraf he tamam işte aleyküm selam diye karşılık verdi. Yine bir şaşkınlık. Karşı taraf aleyküm selam mı dedi? Evet. Senin resmi girişin selam aleyküm mü? Hayır. O sadece selam yazmış. Tamam. Ben selam deyip sonra işte uzun zamandır işte sen de Pinti Panda izliyorsun, dinliyorsun. Senin için özel bir etkinliğimiz var diye başladım cümleye. Karşı taraf o karşılık verdi. Dedim olmayabilir. Emin de olamadım. Sonra başka bir arayüzden yazdım. Yine aynı şekilde karşılık aldım. Dedim erteledim. Birkaç saat sonra direkt telefonunu aradım galiba. Evet. Direkt aradım. Dedim yüz yüze görüşelim ki üzerinde kalan mesajı bir sana ileteyim. Yüz yüze nereye gittiniz kuzucuğum? İş çıkışın. Dedim. Hocam ben sana niye kuzucuğum diyeyim eşek kadar adam? Koş. Kuzucuğum diyor saçlı sakallı kel adamı. Saçlı sakallı kel, hayırlısı olsun. Evet. O Çapa'da oturuyordu o zaman. Ben Çengelköy'de oturuyordum. Hem de Çengelköy'de çalışıyordum. Çapa'dan Çengelköy'e geldi o paranoyaklığı yüzünden. Tamam, Çengelköy'e gittin. Üzerindeki mesajın sorumluluğu sebebiyle. Ya, çok güzel. Nerede oturdunuz? İş çıkışımın karşısında zaten tam kafede. Şey var, belki bilen bilir. Çınaraltı var. Çınaraltı'nın orada oturduk direkt tamam kafede. Dedim aa öyle etkinlik mi var? Çengelköy, Çınaraltı böyle dışarıdan börek alıp yiyebildiğim bir yer. Evet. Evet. Değil mi? İçecek götürmek yasak ama istediğin yemeği götürebiliyorsun. Bunu sadece gerçek fakirler bilir. Değil mi? İki tane de burada var bende. Almışlar. Abi kızıyorlar mı orada içeride? Tamam. Sonra ben mesajı ilettim. 3 saat oldu, 4 saat oldu. Biz hala konuşuyoruz. Tamam. Sonra bana dank etti, dedim senin sevgilin var. Sonra biz görüşmeyi kestik yaklaşık bir 4-5 ay hiç görüşmedik. Hiç.
İletişim de yok. İletişim. Senin sevgilin var mıydı? Vardı. Zaten işte kendi sevgilim olduğu için o da hak etti. Lan senin sevgilin var, ne yapıyorsun? Senin sevgilin var da ki sen kendinden bahsettin evet. Az önce. Senin sevgilin var mıydı? Bana göre yoktu, eski sevgilime göre vardı. O sıra. Ben ayrılmıştım da, o ayrıldığımızı kabul etmiyordu. Ha, adamı bundan haberdar ettin mi? Herhalde canım. Ahlaksızlar, hadi gözünüz aydın. 4-5 şey konuşmamışlar. Mesut Bey rahatladık. İlk flörtöz buluşma nerede? Hadi, hadi azıcık hızlanalım. Nerede? Nerede? Beşiktaş'ta. Niye bağırıyorsun? Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta. Nereye gittiniz? İlk grup toplantısının yapıldığı kafede buluşalım dedi. Sonra düşündüm. Sonra bir şöyle yukarı kaldırdım kafamı. Dürümcü. Ha dedim, dürümcü değilmiş, tamam buluşalım. Oradan gittik, gezdik, dolaştık, sahile gittik. Zaten ondan sonraki yine böyle flört aşamasındaki buluşmalarda sırasıyla Beşiktaş sahil, Üsküdar sahil, Kadıköy sahil, Çengelköy sahil. Sürekli vapur seyahati böyle, Eminönü. Nerede öpüştünüz? Ta Şubat'ın sonu. Şubat'ın sonunda Marmara. Üsküdar'da, Marmaray'da. Bu kadar sahil içerisinde... Öpüşmek için Üsküdar'ı mı buldunuz? Siz challenge mı seviyorsunuz? Bizi nerede götümüzden vururlar? Enter. Türkiye'deki sahiller. Bir, Üsküdar sahil. Kim kimi? Kayalıklarda mı? Marmaray'da. Yok, Marmaray'da ya. Marmaray'da. Yani Marmaray'ın Üsküdar durağı hatta. Yani evet. Marmaray'da. 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 İçinde mi? Treni beklerken yani. Beklerken? Evet. Tren geldi. Ne güzel ya. Tam böyle geldi. Kim kim öptü? Ben öptüm. O beni öptü. O sıra güvenlik gelse? Gelebilir. Yani. O da gelsin aramıza. Hep beraber. İlişkisi de bambaşka fanteziler. Biz sonuçta üniformalı. Tamam. O sıra şey diyorduk biz. Bu zamana kadar kimse İstanbul'da işte kameralar her yerde, İstanbul şahit olsun bize tarzı bir gaza gelmişlik vardı. Hani... Öyle bir gaz diye düşünüyorum. Bir de o kadar hani zaman geçti. Hani böyle bir net bir flört var aramızda ama... ...hiç böyle bir açıkça ya ben de senden hoşlanıyorum aslında... ...ya ben evet. de seni seviyorum gibi bir şey asla yok. Ne bir çıkma teklifi var, ne bir senden hoşlanıyorum. Direkt öpüşerek başladı. Evet. Ben sevdiğimi söyledim. Seni seviyorum dedi. Öyle deyince baktım böyle duruyor. Ben de öptüm, dayanamadım. Sonra da beni bana... Ama ebat için... olarak farklısınız acık. Evet, sen kendi hür iradenle bu adamı öpemezsin. Yani yok, niyetlenirsin, karar verirsin ama boyun yetmez. Biz de neler görüyoruz, yaşıyoruz kendi hayatımızda. Kız niyetli, ben gidiyorum mecbur. Kolundan çektin mi? Ya aşağı mı çektin adamı? Çektim, yetişemiyorum. Çünkü. Tabii işte onu diyorum. Çektim, evet. Tabii. O da öpeceğimi sanmadı zaten. Hani kulağıma bir şey mi diyecek falan diye. Öyle komik, dudağı çekin. Efendim hayatım. Evlilik teklifi kim etti? Ben ettim. Nerede? Göl kenarında ettim. Ve gururla. Hangi göl? Küçükçekmece. Bu sessiz. Bence Küçükçekmece semtinin bile kendisinde bir göl olduğundan haberi yoktur. Lan bende göl mü varmış? Ya. Tamam. Gölün kenarında bankta. Göl kenarında bankta. Orada pikniklik banklar var. Onlardan birindeydik. Biz genelde o zamanlar bir işte vlog tadında sohbet videoları çekiyorduk kendi aramızda. Hatta şey çuvaldızla iğne falan böyle kendimize nick de takmıştık. Onlardan birini çekecekmişiz gibi sanki manzaralı bir yere gittik yine arka planda olacak diye şey yaptım. Bayağı hava da bozdu o esnada. Hiç beklemediğim bir şekilde romantik bir ortama dönüşmeye başladı yağmuruyla, rüzgarıyla. Bu arada dedim hani arkana bakma sanki işte bir kadraj ayarlamışım gibi sen oraya bak diye. Ben işte Pamela'nın şarkısını değiştirdim. İşte İstanbul sokakları kirletmiş ama gel biz... Temizleyelim mi dedin? Terletelim dedim de temizleyelim diye algılamış. Mesela bu güzel bir şey. İstanbul sokakları kirletmiş gel biz terletelim mi dedin? Gibi. Ne anlamda mesela terletmek? İşte heyecanlı kıza şeyler... Kıza güreş mi teklif ediyorsun güreş? Umarım güreştir. Gibi sonra işte... Hatun sert ha! Umarım güreştir Mesut Bey. Hatta Davut Güloğlu'ndan bir şarkıyı değiştirdim. Ya böyle bambaşka. Bir de arada elinde gitar var. Bir şey söylüyor dırın diye böyle bir akor sesi falan geliyor. Ben abi Davut Güloğlu'ndan hangi şarkıyı değiştirdin? Hava kara bulutlu yine yağmur yağıyor. Gözüm hep seni arıyor. Yine... Davut Güloğlu böyle bir şarkısı mı var? Bu nasıl kitle lan?
Herkes böyle aa. Uzun zaman bir şarkının gerçeğini mırıldan bakayım. Hava kara bulutlu yine yağmur yağıyor sanki. Ha, hava kara bulutlu yine yağmur. Ben de biliyorum ama bırakayım. Dön. O kadar hava yaptım nereden biliyorsunuz diye ezbere biliyorum. Herkes biliyor şarkıyı. Sonra... Katula katula mı bunun devamı? O başka. Değil galiba. Ha, sonra başka. Bir tane daha biliyorum. Kınamayacak. Başka bir tane daha biliyorum. Tamam. Sonra finalde de yine işte gitar da benim değildi zaten. Ablamın gitarıydı. Arabanın bagajında kalmış. Öyle onu kullanayım dedim. Kendine ait hiçbir şey yok ortada. Sonra işte seviyorum In Your Eyes diye çok ünlü bir şiirimiz var. Yani seviyorum In Your Eyes çünkü they are very nice. Bir kerecik look at me. Onu söyle- ne diyor şu an? Bunu bilindik bir şey mi bu? Seviyorum In Your Eyes bilenlere o desin. Sıfır! Böyle geçiştiremezsin bu. Seviyorum In Your Eyes oradan... Very nice, recognize. Ne diyor bunu gibi? Hiçbir şey anlamadım ben. 300 kişiyiz, bir tane o gelmedi. Devamını söylersem hatırlar mısın? Buyurun efendim. Seviyorum In Your Eyes çünkü they are very nice. Bir kerecik look at me, ondan sonra forget me. Sevgilimle cigarette içerken my father yakaladı. Ne diyor şu an bu adam? Seni tedavi olman lazım. Sevgilimle cigarette içerken look at me, sikkoda bir şey bu be. Tamam. Düşün, yağmurlu havada bunu söylüyor bana. Bir yandan da rüzgar esiyor, arada gitar akor sesi geliyor. Ya ne oluyor diyorum şu anda arkamda neler oluyor, ne duyuyorum ben. Sonra en sonunda... Bunu sen mi yazdın deminki şarkıyı? Hayır, küçük... Anonimse biz anonim değil miyiz? Halk değil miyiz biz? Bir kişi bilmiyor. Ya çok, ya büyük ihtimalle gevezenin ya da hani eski radyoculardan birinin bir şeyidir o zaman. Hani. De ben radyocuyum üstüne. Her yerden bugün yok, daha kurşun yiyorum ben. Resmi herhalde başarılı bir radyocunun yani. Sizin gibi öyle hani. Yok hani çünkü işte kuru fasulye bana tarifi bakma, falan da kimse seni tarafından bilinmiyor şu anda. Ama işte... Abi ben seni anlamıyorum gerçekten. kuru fasulye tarifi ne demek? Sen ne kullandın buraya aa, gelmeden? Bu çocuk mantıklı konuşuyor değil mi? İlk 5 dakika her şey çok güzeldi. Orada tanıştık, Üsküdar sahil bir şeyler anlatıyordu. 4 dakikadır bir şey oldu. Bir şeyin kafası geldi ama ne? Hakan Gündüz'ün kuru fasulye tarifi. Çok severim. Onun kuru fasulye tarifi diye yine bir remix'i vardı. Tamam. Yani onun gibi bunlar da şu an pek hatırlanmıyor ya. Büyük ihtimalle bu da onlardan biridir. O yüzden anonim ama kimsenin aklında yoktur diye düşünüyorum. Tamam, bu şarkısı. Hani Davut Güloğlu şarkısını nasıl değiştirdin? Onu çok net hatırlamıyorum. Sadece hava kara bulutlu, yine yağmur yağıyor ama güneşli günler bizi bekliyor tarzı. Yine uyumlu, güzel bir şekilde. Ben oraya komple sildim, hatırlamıyorum. Tamam. Sonra bu arada işte bu uzaklara bakıyordu. Sonra uzakları boş ver, işte dön dedim. Bu arada şeyin gitarın üzerinde yüzükle bekliyordum. İşte döndü, sevdiğimi söyledim. Ben de bunun için mi uğraştım dedim. Öyle mi? Video kaydını bile almış. Kabul ettin mi? Kabul etmedim, bir şey teklif etmedi ki. Seni seviyorum dedi, neyi kabul evet edeyim? Yok ki bir teklif bunu ortada. Çok sonradan fark ettik. Seni seviyorum dedi. Eğildin mi? Diz çöktün. Yok zaten bankta böyle yan yana oturuyor. Tamam. Bekledim. Bekledin. Sen evet ne dedin? Bunun için mi uğraştın? Bunun için sonra uğraştım. Ne oldu o gün? Hiçbir şey olmadı. Sonra evlere dağıldık galiba. Evet. Olaksız dağıldık. Davut Güloğlu üzgün. Evlere dağıldınız. Evlere evet dağıldım veya hayır demedi. Sorsaydı derdi. Ya yüzüğü aldı taktı sonuçta. Yeterli. Yüzüğü aldın. Yüzüğü aldım. Yani en kötü dedim bozduruyor. Soru için evet dememiş. Sence de burada bir biçimsel hata yok mu şekerim? Yüzüğü alıp. Ya ne var canım, insan sevgilisine hediye alamaz mı? İlla evlilik teklif etmek için mi alır? Hiç. Ne? Sevgilisi de yüzük hediye alan var mı daha önce? O desin. Aynı Davut Güloğlu şarkısı gibi buyurun. Tektaş. Halkımız yine karar verdi. Yine anonim karar verdi. Tek taş değildi ya. Ha, değil miydi hocam? Taş değil miydi? Yok. Tek taş da o. Adam da kim bilir ne almış. Hocam şimdi açık olalım. Tek taş mıydı değil miydi? Tek taştı. Gayet. Tek taş değildi. Ben sadece... tek taş sevmiyorum diye sen bana bir tane böyle sarı taşlı bir yüzük aldın. O tek taş değildi. Bir tane taş yok muydu üzerinde? Sarı renkli de olsa. Adam çok sayısal, çok güzel bir şey söyledi. Bilim konuştu. Tekle bir aynı değil mi?
Bir taş vardı sarı. Bir taş vardı sarı vardı. Pırlanta sevmiyordu çünkü ve çok net bir şekilde belirtmişti. Ve sakın da yüksek para vermedi. Daha önce bir ara muhabbeti geçti. Düşük bir para mı verdin? Bayağı düşük para verdim. Günümüze göre özellikle veya pırlantalara göre. Çünkü bir de üreticisinden gittim. Kendim tarif ettim, yaptırdım. Tamam. Ne ödedin aşağı yukarı? Şimdinin parasıyla bir şey almaz. Yani 3 sene öncenin 1700 lirası. Şimdiye çeviremem. Yetmiyor o kadar. 3 sene öncenin 1700 lirası şimdi ne eder? Kaç? 4. Etki. Biri bak. Telefonda biri hızlıca alsın. Bir kişi ama. 3 sene önce doların bir fiyatına baksın bakayım. Şimdi anlarız. Ağustos. Durduk yere hızlıca. Ağustos 2018 dolar. Yaz, yazsın bir hızlıca. 6,5 muymuş? Uydurma lan. Baksın ulan bir herkes götünden uyduruyor. 4,5, 7. 11, 9, 54. Ekipten biri bakar ya hızlıca. Kaç? 6,1. Şimdi kaç? 8,5. 8,5. 8,6 mı ne öyle bir şeydi? Ha, tamam 3'te 2 gibi. Evet. 2100 o zaman. 3'te 2'den fazla. 2200 o. %70. Niye hesaplıyoruz şu anda? Günümüzde ne ödediğimi. Buraları atalım Baran. Bak şimdi bak. Ne verdin tek taşa? Günümüzün parasıyla 2200 gibi bir şey. Ha siktir orada. Sakın ha. Lan benim burada götüm çıktı 50 kişi baktık. Şovumu yapacağım araya giremezsin şu an. Onun için değil mi? O zaman eskinin parasıyla 1700 olmasın. Bu şakanın da aklıma 14 dakika sonra gelmesi. Tam bir mal. Oradan onu dersem. Hello. Hello. Hi. Good. This is couple show. And I am Miss Udo Sure. Hello. What's your name? My name is Odessa. Olgasa. Odessa. Kodla diyeceğim şimdi. Boku mu derim ben İngilizce kodla? Spell it. Ha? Spell it please. Spell it. Spell. 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 Ha okay. Spell it please. Okay. O-D-E-S-S-A. Ne dedi baba? Odessa. Odessa. It is city. Odessa it's Denmark city. Are you city? You are Odessa. I am St. Petersburg. Şaka mı sıçayım Türkçe, İngilizce? Now, this is couple show, Odessa. And some question I will ask you. If you give permission me. Of course. Okuttum ha. Are you married or are you single? I am happy, so therefore I am single. I am single too. Yeah. How many times did you single? Geçmişlere mi soruyorum lan? Did you işte sıçarım valla. Anladı beni, evet. How many times? I don't know, like basically all my life. Your life? Yeah. All your life? Yeah. Why? I don't know. You have to ask men. Ne dedi lan? Ha ama but... Ama diyorum kadına. But you are very beautiful girl. Thank you. I don't know. Okay. Ha, dur dur. Hiç evlenme teklifi aldın mı? Have you ever been... Geri sizde. Marriage proposal. Ha. Just proposal. Marriage proposal. Have you ever been any? I mean, yes, but they weren't like serious. Ciddi değildi. Şerefsiz. Without şeref. Şeref ne İngilizce? Honor diyebiliriz. Honor. Onur. Without honor. Yeah, without honor. I guess so. Like they weren't. I wasn't gonna marry them, so I didn't take it seriously. Have you ever been fall in love? Oh, yeah. Wow. Yeah. Definitely. What was your relationship the longest? Ne dedim acaba demin? En uzun ilişkin... Hocam, bağıracık. En uzun ilişkin yer ne kadar sürdü? Aslında yer değiştirecek. Değiştirin bakayım. Sen değiştir. What was your longest
was your longest relationship? How far? I feel like it's been 2 years, 3 years. Kim ayrıldı? Who separated? I did. Why? I stopped loving them romantically. Ha, I liked them as a friend. Your darling were idiot. Yeah, they forgot my birthday. Oh, yo, oh. Anlayınca ne güzel şaşırıyorum İngilizce. Ben fark ettim, ilk defa anladım. Aa, ayıp be. Vallahi ayıp ya. Your darling forgot. Yeah, 3 years, forgot my birthday. You are right. Yeah. To, thank you. To give up. Ayrılmak, give up. Break up. Break up. Break up. Yeah. Son bir şey soracağım. Tamam mı? Fiziken kaç veriyormuş o 3 yıllık sevgilisine? Your longest relationship 3 years of. Certainly, are you sure that? Şu an zaman kazanıyor. Yes. Okay. He's physically, typically... Physically, tamam. From 1 to 10, give a point. Only physically. Oğlum çok şeker bu kadın. Evet. What are you? What? What number are you? Last time, again please. What number would you give me? Baş sokacağım. Ha, hep orası gidiyor. Point'i söylüyor, sonra diyor ki yuyu. Point'i duyamıyorum. Again. Give point physically. Again, but stop, stopping. Stop. But microphone go, I'm at dinner, it's a bit. Oh. Okay, I think I would give them. Ha. Sakin, sabit. Same number. Ay, sokacağım. Abi bak, yemin ediyorum. 4 number söylüyor. Ya, ya 8 diyor, ya 6 diyor. Number'ı duyuyoruz, öncesi yok. Sen mi yapıyorsun baba? Mikrofonu mu çekiyorsun? Ne yapıyorsun orada? Sadece orayı duyamıyor olamayız yani. 4 oldu çünkü. Böyle yap. Anlatabiliyor muyum? Bir tane number diyecek ya. Only say number. Only say number. From 1 to 10. Only number. Okay. 10. 10. Oh. Handsome man. Very handsome man. Oh. Yeah. What's his job? What's job? Where job? Sokacağım job işte. He works in music. Müzik. Music. Ne olduğu gibi müzik olamaz adam. Yani ne yani? Musician. Like he's like a rapper. He thinks he's a rapper. Rapper. O kim lan? Kim acaba? Busta Rhymes filanmış. O grup değil mi? Grup o yalnız. Değil. Ulan bok gibi şaka mı gülüyor? Ne tatlı kadın ha valla. Gülünmez normalde yani. Artık bitirelim, çiftimize dönelim. İzliyorduk. Kral gelsin İngilizce'de. Cambly'yi indirin bak böyle kalırsınız ha. İnme iner böyle kalırsın. Was he famous? No. No, not famous. Not famous. Oh, okay. But your energy, but microphone, mikrofonu rağmen, is very, very, very good. Thank you. That's I want you will be my teacher. I want to learn English from you. I am sure. Okay. Whenever you want. But biz dersteyken de mikrofonum böyle giderse kapatırım vallahi haberin olsun. I'll get a microphone. I'll get one. Yeah, yeah. Not... Our microphone is boktan. Hata bizde. Mistake is us. Oh, it's you. Okay, good. I mean, not good, but... Hemen de coştu da hata bizde deyince. Okay, nice to meet you very much. Bye. You are a very sweetie girl. Thank you for everything. Aww, thank my teacher. You. Thank you. And your hair, göreceksiniz ekranda, your hair is wonderful. Oh, thank you. Gördüğüm en güzel saç. I have been here. Seen. Happiness. Okay. Bye. Goodbye. Thank you. Bye. Görüşürüz. Cambly'den büyük okula dönüş kampanyası. %55 indirim. 55.
ve ilk dersiniz ücretsiz. Bedava. Eşen Hanım söylüyorum ki iyice otursun diye. Kodumuz 100 happy. 100 happy. 100 happy. Hiç ayrılık oldu mu gençler bu süreçte? Hiç olmadı. Sıfır mı? Yok, hiç olmadı. Böyle bağır çağır bir kavga? O da olmadı çünkü mesela. Olmadı çünkü biz kavga edemiyoruz. Neden? Normalde hani insanlar böyle kavga ettiğinde ya küfürleşir ya birbirine bağırır çağırır falan. Ben karşımda öyle birini bulamıyorum. Bulut çıkıyor, yerine İstanbul beyefendisi bir TDK müdürü geliyor. Ben bir cümle kuruyorum. Tabire bak. İstanbul beyefendisi TDK müdürü. Ama ben bir cümle kuruyorum. Ya sen de bana böyle diyorsun ama şunu şöyle demiştin diyorum. Ama sen bir dakika öyle söylüyorsun ama sen o kelimeyi şu kipte kullandığın için ben sana bu şekilde söyledim. Ama sen onu o zaman kipinde kullanamazsın falan diyor. Ben de üstümü başımı yırtasım geliyor. Çünkü böyle zamanlarda insanın içine şey geliyor. Senin kipini sikeceğim artık hani. Değil mi? Yani böyle hani kipri mipri bir şey değil çünkü kavga yani. Öyle janti bir şey değil değil mi kavga yani? Öyle bir sinir eder karşıya çünkü haklı da olsa. Ya evet ya doğru. Hani ağız tadıyla bir şey söyleyemiyorsun. En son ya ağzımı da bozmayayım diyorum. Hani bir şey söyleyip yalnız o sıfat buraya çok uygun değil. Sen bence zarflarını tam seçemiyorsun. Sen bence dil anlatımını biraz şey ne dedin? Diksiyonunu düzeltmelisin. Yok ben diksiyona laf çok söylemedim. Çok. Azıcık seyircilerimize dönelim. Böyle ara ara kavga eden var mı aramızda? Bu tarafta belli ki pek bir kavga yok. Var mı ara ara kavga eden? Vardır illa. Kaldı sizin azıcık. Hoş geldiniz. Merhaba. Ne haber? İyi, sizden haber? Kaç zamanlık ilişki? 6. Harika. Ara ara kavga ediyor musunuz? Ediyoruz. En sert ne çıktı ağzından? Ben astım hastasıyım. Inhaler'ım var. Kavga ettiğimizde sinirlenip nefes krizi geçiriyorum. Biraz küfürlü olacak ama bu inhaler'ı senin götüne sokarım falan diyorum. Hava yani şöyle söyleyeyim, astımına üzülemedik. Siyatımız tam olarak o değil mi? Ben de üzülemiyorum zaten. Anladım. Hiç pratikte yapmışlığın var mı bu durumda? Yok ama fırlatmışlığım var. Fırlatırım. Ne? Fırlatıp atmışlığın var. Evet evet. Böyle bağır çağır mı kavga edersiniz? Yok ben bağırırım, o tamam der durur. Öyle mi? Evet, o yüzden zaten insan sinirleniyor. Sokası evlilik geliyor. Var mı? Yok. Birlikte mi yaşıyorsunuz? Yani gibi gibi. Kim kime yük? Ben ona yük çünkü karşıda oturuyor. Ben o ailesiyle oturuyor. Ben yalnız oturuyorum. Her gün EGS'e. Ha? Her gün EGS'e mi? Her gün köprü geçiyor. Onunla niye bağlandı? Kim kime gidiyor? O bana geliyor. Ha. Hı-hı. Avrupa'dan Anadolu'ya. Sen tek yaşıyorsun. Evet. Ha şimdi oldu. Ver bakayım adama. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Ayağa kalkarsan işte kameramız seni görsün. Daha çok sen mi oradasın? Mecbur. Sevmiyor Avrupa yakasını çünkü çok fazla. O size geldi mi annem babam varken? Eve gelmedi oturttuk, ama... Oturttuk mu adamı? Tamam. Gizem dalga mı geçiyorsun sen benimle adamı ayağa kaldırdık diye oturtuyor? Çömel abi yere çömel. Delirteceğiz bunları. Ailenle tanıştı ama bize gelip kalmadı. Ha tamam tanıştı ama. Evet. Peki sen şimdi ona gidiyorsun ya sık sık. Evet. Nelere ortaksın? Hiçbir şeye. Ben size dedim yük diye. Kim kime yük dedim mi demedim mi? Kira? Yok. Fatura? Hayır hiçbirine ortak değilim. Ama böyle he diye gülerek geçiştiremeyiz. Hayır hani hatta... Bu mesela gülüş yetiyor mu? Kira? Fatura? Ya hayır ya hatta... Çok ben... geniş gülüşü bu yani. Ben hatta çok fazla üşüdüğüm için kışın erkenden kaloriferi yakıyorum ya da daha yüksekte yakıyorum. Şey diyor, bu ay sen ödeyeceksin faturayı diyor. Ödüyor musun? Hayır. Sen 9 yaşında mısın? Hayır. Kaç yaş? 30. Anladım ama sanki bir şeyleri hani elimizi cebimize atsak. Abi her gün karşıya git gel zaten bir ev masrafı gidiyor ya. Ha sen onu ona yoruyorsun. Evet. Ver bakayım geri. Kim ha, haklı bu hikayede? Ben haklıyım tabii ki. Hanımefendi haklı diyenler o desin. Dur, alkışa da gerek var ama coşan var. Mesut'u vermeler ben feministim tabii. Şu yerim ya şu an. Beyefendi. Sormaya utanıyorum. Beyefendi haklı diyenler o desin. Bak 8-9 tane daha var böyle yük. Anladım. Bir yerde böyle gerçekten isteyecek misin kirayı? Yok istemiyorum ama şöyle çok spor yapıyor. Sürekli sabahları haşlanmış yumurta yemem gerek diyor. 30 tane yumurta alıyor sürekli.
Kendi mi yiyor? Kendi yiyeyim. Buna mı seviniyorsun? Ne yapayım en azından? En azından yumurta bana kaçmadı diye. Öyle mi? Aynen öyle. Sinirleri bozulmuş. Anladım. Ben bu arada yani sizin kendi kültürünüz hiç bize düşmez bir şey söylemek ama komik. Yani sen dolandırılıyorsun şekerim olsun. Ne yapalım? Teşekkürler. Öpüyorum. Yayınlayalım mı buraları? Olur, sorun değil. Var mı hocam sakıncası? Ya. Eyvallah. Kocaman alkış. 5,5 senenin sonunda hala flört devam ediyor mu? Ediyor. Nereden anlıyoruz bunu? Çok saçma bir şekilde kafede bir yerde oturuyoruz. Önümüze peçete geldi. Hala çiçek yapar. Önüne koyarım. Kalkarken öyle giderim. Bir yere gideceksen beni. Ben de unuttum diye ağlarım. Unutursun. Peçete de çiçek yaparsın. Evet. Güzel ha. Tatlı bir flört yani. Başka? Gelmedi aklıma senin yaptığın yapmıyor bir şey ama. Yapmıyor muyuz yoksa? Bitti Mesut Bey flört şu an. Çiçeği yapmış. Oo, kafam rahat. Sen de bir ay konuşmaz romantizm diye. Yo, ben ona bazen puding falan çok seviyorum. Puding? Tatlı matlı yapıyorum böyle haberi yokken. Dolapta böyle hiçbir şey demiyorum. Doğru. Dolabı açınca böyle. Ondan sonra diyorum gene puding yaptım sana. O da böyle bakıyor bana. Çok romantik. Buraya kadar iyi geldik de bu son diyalog C. Puding görünce seviniyor musun hocam? Puding görünce seviniyorum. Sanki pudingi biraz azaltmalı mıyız sence de? Hayır. Ne var diye gidiyoruz acaba şu an? Bir ima yok. Sanki acık azaltsak olur mu? Bir soru. Aslında gökyüzüne attığım. Biraz azaltmış halimiz. Öyle mi? Evet. Kaçer puding yiyordunuz? Sadece puding açısından değil, kalbimde bir sıkıntı vardı. Spor yasaklandı. Senin? Evet. Geçmişler olsun. Ben yaklaşık şu anda bir 10-15 kilo vermiş halim bu. Oh ne güzel. Ve devam da ediyorum aslında. Benim ama bu şakamdan sonra bizi üzmeye hakkın var mı senin yani böyle? Hiç yoktu. Kalbimde sıkıntı olduğu için sizin de orospu çocuğu şakalarınız. Ölüyordum göt. Konuş. O pudinglerden de 10 tane yiyeceğim sana inat. Pezevenk seni tabii. Yok ya, haklısın diye. Haklısın çünkü. Ha, yok, ben de rahatsızım. Estağfurullah çok. Hay Allah ya. Bir kilo bir insana bu kadar yakışır. Kalp demiş ki azıcık sıkıntı çıkarayım da yesin be demiş. Yok, spor yok, yapmasın demiş. Kalp. 3 kat merdiven çıkmak istiyor insan. O yüzden. Ya çok kamu spotu gibi oldu ama hani nefes darlığına da sebep oluyor sonuçta kilo. Oğlum tamam, niye yüreğimize dağılıyor, yeter artık. Sen konu değiştirdin. Dalyan gibi adam. 3 kat çıkamıyorum ki yıllardır. Keşke çıkabilsem ama Mesut Bey. Çıkamıyorum. Kurtarın beni. Dedem çıkıyor, ben çıkamıyorum. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. İlişki testi alkışlarla devam ediyor. Bulut Perspayla nefis bölüm sezon başı. Daha çok. Kim daha dokunmatik? Ben. Nereden anlıyoruz bunu? Ben dokunuyorum, sürekli kafamdan itiyor böyle. Mesela ben dokunuyorum, o kafamdan itiyor'yu canlandırabilir miyiz? Evet. Deneyelim mi? Mesela oturuyoruz böyle, televizyon izliyoruz. Tamam. Ya hayatım yapıyorum. Diyorum. Ama şimdi sıcak diyor, direkt şuradan tutuyor. Sonra gelirsin diyor, itiyor böyle. Böyle mi itiyorsun hocam? Hayır. Önce kendimi çekiyorum, hala üzerime yatıyorsa o zaman. İtiyorsun. O zaman, evet. Sadece kışın oluyor şöyle itiyor bazen. Sıcakken. Kışın oluyor mu kuzum bu? Kışın da buluyor bir bahane ya. Yok be. Yokmuş. O da senin gibi dokunmatik olsun ister miydin? Bence bu bir ilişkide çünkü yani önemli bir şey. Aynı anda aynı derecede dokunmatik benim olmak. Benim kadar dokunmatik olsaydı ben bu kadar dokunmatik olmazdım. Niye kafamızı karıştırıyorsun şu an? Ne dedi şu an? Ya birbirimize karşı biraz daha yakın olsak ben affedersin bu kadar bokunu çıkarmak zorunda kalmazdım. Şu an sen bayağı evde sanki böyle istenmeyen bir kadın mısın da ikna etmeye çalışıyormuşsun gibi bir hal mi var? Direkt tacizci gibi dolaşıyorum evde. Öyle. Mesut Bey, pandik atıyorum. Kocam değil mi? Hocam pandik atıldı mı hiç sana? Hayır. Ama popoma vurup kaçmışlığı var. O olur. Ben başlattım mesela bunu. Hani ben sürekli olarak devam eden sürekli yakınlaşmayı sevmiyorum sıcak bastığı için. Ama onun dışında işte mutfakta çalışırken ya da işte bazen resim falan yapıyor. Eğer tehlikeli bir iş yapmıyorsa arkadan gelip ya işte cimcik atıyorum ya işte bir sarılıyorum. Sonra uzaklaşıyorum. O boşluğu aldık mı? Cimcik atıyorum sonra. Türkiye izleyecek. Ne yapıyorsun mesela? Sonra cimcik atıyorum başka şöyle. Minik. Evet.
vuruyorum sonra kaçıyorum ben. Hani devam etmesini o şey sevmiyorum. Mi? Doğadaki kuşlar gibi mi yani? Gibi gibi. Hani şimdi gelebilirsin. Kaçamıyorum. Hani koca adam kaçamıyorsun da tabii sen. Lan bu, ben de öyleyim çünkü. Du, 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 du. Şimdi gene gelir. Kalbim rahatsız olduğu için Mesut. Mutfakta vuruyor. Ben yemem bunları ya. Gitsin Müge Anlı'yı anlatsın. Bana ne ya? Tamam. Vuruyor sonra kaçamıyor zaten merdivende bekliyor böyle. Evet. Ha anladım. Sonra genelde sen mi karar veriyorsun ne zaman yakınlaşılacağına genelde? Hayır. Ha tamam. Yok. Öyle bir öyle şey değil. Çıktı çünkü sanki. Ha, yok yok. Azıcık öyle. Öyle mi? Ha? Senin bir şikayetin var mı konudan kuzum? Haşmet bu hafları ne zaman müsait görürlerse, izin verirse, hava soğuksa ben uğraşırım. Kız dertli ha. Haşmet bu hafları isterse seks, istemezse öyle oturuyoruz. Anladım. Anladım. Bu durum seni biraz gıcık ediyor mu kuzucuğum? Evet. Eder çünkü. Ya 1,5 yıllık evliyiz, sarılamıyorum ya. Sarılıyorsun. Adı mı var? Sarılmışlığım var. Anladım. Buradan baskı oğlum. Anladım. Hocam sen sanki azıcık daha böyle birazcık nasıl desem tolerans göstersen biraz daha iyi gibi. Öyle görünüyor azıcık. Galiba. Belki fiziksel olarak sevimi gösteremiyor olabilirim. Bir daha söyle kızcığım. Allah'tan sandalyeler yakın ve burada duramıyorum. Ha şu anda da rahatsız mısın hocam bu durumdan? Evet. Gerçekten. Şekerim gel ilişki testi. Sen burada otur öyle yapalım bu sefer. Ve ikimiz soralım. Ne yaptın baba? Kalbin nasıl? Beraber gezdiniz mi dünyayı? Dünyayı gezmedik. Biz evlendik. Balayına çıktık. Balayında bir 14 gün şehirleri geze geze işte. Önce bir güneye indik. Sonra oradan evden çağırdılar. Önce gezin demelerine rağmen ana baba hem onun hem benim çok gezdiniz artık dediler 14 neden? Gün. Arabayı istediler. Ha arabayı istemiş. Evet arabayı istediler. En önemli sebebi en son söyleyeyim. Milletin arabasına çökmüş. Kendileri aradılar ya. Kendileri aa, verdiler. Kendileri dediler verdiler. Ki. Tamam hocam verdiler de ömürlük mü verdiler? Bir ay geldi. Almış arabayı. Ondan sonra arıyor bunlar da be. Malları kıymetli be. Hayır patronum bile aramadı ki hani geri dönüş tarihin önemli değil dedi. Ne dostu döneceğini biliyoruz dedi. Alın bir ay doya doya gezin dediler. 14. gün aradılar. 14. Evet. gün aradılar. Şimdi haklısın. Sonra pandemi başladı. Evet. O yüzden gezemediniz. O yüzden gezemedim. Peki şimdi bitti bu süreç pandemi. Uçaklar alındı, oteller alındı. Güzel. Paris'e gideceksiniz. Hayır. Bulut'cum sana vize çıktı. Hanıma çıkmadı. Esma'ya çıkmadı. Gider misin tek? Giderim. Aklın kalır mı burada? Üzülürüm. Giderim ne yapacak? Ama giderim. Gider mi sence de? Gider gitsin zaten niye gitsin? Neden? Ya vizesine o kadar para vermiş çıkmış niye gitmiyor gitsin? Sen ne yapacaksın evde? Otururum ben evde ne yapacağım? Ne dedi lan bana az önce? Bakarım ne yapacaksam yapacağım öyle bir şey mi dedi? Yok ne otururum dedi? Evde dedi. Otururum evde. Sen gider misin? Sana çıktı ona çıkmadı. Yok ben gidemem. Neden? Bende biraz anksiyete var. Konfor alanımın dışına tek başına çıktığımda biraz panik atak oluyorum. Hocam bana kalbim diye vicdan yaptırtmayı biliyorum. Evet. Hanımefendi anksiyete varmış. Evet. Sen gidiyorsun Paris'te o diyor ki ben gitmem. Yüreklendirmeye çalışırım ben. Hatta böyle telefonda tüm işte destek uygulamaları olsun bu uluslararası her şekilde ulaşabilin onlar olsun. İşte haritası nasıl gezecek falan her şeyde desteklemeye çalışırım. Gitsin diye. Gitsin diye. Gerçekten mi ya? Evet ya çünkü evde de o hatta olmadı sonra silirsin kusura bakma. Geçen sene evden tek başına AVM'ye gitti işte alışveriş yaptı geldi falan ben bayağı mutlu oldum o yüreklendirmeyi başardım. Şimdi oldu öyle bir anksiyete durumu ciddiydi yani. Bayağı ama atlattın onu. Şu an 300 kişinin karşısında cayır cayır konuşuyorsun hayatım. Evet. Nereden nereye? Markete falan girdiğimde ya da AVM'ye, mağazaya giriyorum düşüncesi bile sanki boğazım sıkıyor. Hala böyle. Sen mağaza sevmiyorsun. Ya, sıkışık alan, sıkışık çok alan insan, kapalı bir sürü insan sevmiyorum ben galiba. Gitsinler mi? İnsan sevmiyormuş. Ne yapalım artık ya, arkadaşlar? Çok sıkışık. İzlediğiniz yanınıza gel. Bayağı da güldürürüz. Yeter artık. Ya mesela arkadaşlarım bana o zaman şaka yapmak için İstiklal'de beni tek başına bıraktılar. Ben hayatımda bir kere İstiklal'e gittim. Tek başına bıraktılar beni orada. Panik atak geçirdim. Bayıldım orada. Vallahi. Bu atlatılabilecek. Destek alıyor musun psikolojik? Aldım. Bayağı atlattım. Ha, yani. Öyle görüyorsun. Harbiden de görmüyorsun. Şu an çıkıyorum hadi da. Hadi geçmiş olsun ya. Yurt dışında yok. Dolandırırlar beni orada. Bence de bu arada. Beyrut'ta bayılmış. Çocuk fikrine yakın olanınız var mı? Yok. Var mı? Sen yakın mısın? Okey. Yok. Öyle bir mimikler geldi ki. Böyle.
Sıfırım yani. Ya ben çok çocuk kınadım. Benden ne çıkar çok korkuyorum. İstemiyorum. Çocuk kınadın. Çocuk sevmez misin? Yok, ben uzaktan seviyorum. Ne düşünüyorsun çocuklarla ilgili? Mesela sevmediğin bir akraba çocuğun var mı? Çok var. Çok. Kimi sevmiyorsun mesela? İzlemezler nasıl olsa. Ha. Mesela büyük dayımın torunları... Tövbe estağfurullah, Chucky gibiler, düz duvara tırmanıyorlar. Şöyle yapalım, yayınlarsak tekrar edeyim. Büyük dayımın torunları Chucky gibiler, düz duvara tırmanıyorlar. Kaç yaşında bu Chucky'ler? Görüşmediğim için yaşını da unuttum. Tamam. Biri ilkokul 1'e gidiyor, biri ondan 2 yaş küçük. İlkokul 1 ise 28 yaşındadır öbürü. Diye hatırlıyorum, hani sınıfta atlamış olabilir. Yani hepsi böyle bir 7, 2 yaş büyük, 2 yaş küçük falan. Ya sıvı sabunu böyle ağzına sıkıyor. Yee, bunun tadı güzelmiş diyor. Öbürü tabağı alıyor, bakayım kırılacak mı diyor. Çekmeceyi açmış, elini içine koymuş böyle. Açıp kapatıyor. Kapatınca eli sıkışıyor, ağlıyor. Açınca duruyor, tekrar kapatıyor sonra. Dedim, hiç mi vitamin almadınız hamileyken yani? Bu 1,5 dakikalık tirat dinledik az önce. Değil mi? Çocuğa düşman bu piçler. Anladım. Sen seviyor musun hocam çocuk? Hayır. Sen de mi böylesin? O şiddette değil ama ben sevecek çocuk bulamadım hani henüz. Dünyada 1 milyar falan çocuk var ha. 1 milyar. Yani sana sempatik gelen bir çocuk olmadı mı şimdiye kadar? Ya yeğenim, kendi yeğenim yani ablamın oğlu. Sen de oğlu, göm acık. Az buçuk bir sempatik geliyordu. Renkleri öğretmeye çalışıyorum. İşte bir renk gösteriyorum, açık mavi diyorum. Hayır, o turkuaz diyordu. Sonra birkaç böyle tartıştık. Sonra en son ben şey dedim. Eflatun'u biliyor yaşında musun dedim. Bilmiyorum dedi. Dedim öğren de gel o zaman öyle konuşuruz. Sonra bir daha oynamadım. Çocuk 3 yaşında. Ya çocuk 3 yaşında. Öğren de gel lan salak. Adın ne Murat? Koyayım da Turat. Böyle konuşamayız. Bak şimdi bu zeka barındıran bir şaka değil, ancak çocukla böyle sert konuşamayız yani. Turkuaz'ı biliyorsa onu da öğrensin diye. Bir ara sütlü kahvelerinden kavga ettiler ya. Anladım. Rica ediyorum çocuk yapmayın. Vallahi bak, herkes yapacak diye bir şey yok ya. Tabii ya yani. Şaka bir yana hani... Eflatun bu, siktir git sarı. Şaka bir yana olur da şimdi pandemi de oldu. Şaka bir yana diyor şimdi biraz. Yok, ben bunları yayınlarım ha. Yayınla canım. Tamam. Ya çocuk illaki olur ileride ama biz şimdi evlendikten hemen sonra pandemi oldu. Daha hani birbirimize doğru düzgün vakit ayıramadık, gezip tozamadık. Hani bir dünya gözüyle her yeri göremedik. Çocuk olursa takıl olur. Bu bir gerçek yani. Çocukla o kadar gezemezsin rahat rahat. Ne olur? Takıl olur. Takıl. Hı. Ne bileyim lan takıl. Çöpür olur böyle. Engel olur sana. Ha, takıl. Touchle. Türkçe takıl. Türkçe ya. Takıl olmak, çöpür olmak. İngilizce iyi olduğu için benim. İngilizcesi iyiye bak, diyor ki touchle. Ya ben ön taraf niye böyle? Demet Akalın'a gelmiş gibi. Vallahi bravo. Bir sakin. İlk defa dışarı çıkıyorsun, azıcık sakin ya. Anladım. Takıl olur. Yani peşine takılır anlamı. Böyle aynen bir kelime mi var Türkçe'de? Var. Takıl olur. Evet. Varmış. Var mı? Var diğerlere o desin. Hayatım hiç ses çıkmıyor ses olur. Hocam sence dünyanın en güzel kadını Esma mı? Kesinlikle değil. Coşmaya gerek var mı bu kadar? Yani. 10 üzerinden kaç veriyorsun Esma'ya? 7,5. 7. 6'a tamamladım. İçimden gelmiş, kusura bakma. 7 oldu. Estağfurullah canım. Sen az önce 7,5'tan 7 mi dedin? Evet. Öyle dedim. Mesela direkt 7 versen de üzmeye gerek var mı diğer 7,5'tan 7? Neden oldu bilmiyorum. Anladım. 7,5'tan 7. 7,5'tan ne 7. olsaydı 10 olurdu? Ne olsaydı 10 olurdu? Sporu bırakmasaydı mesela tekrardan 8,5-9 olurdu. Ne değişti sporu bırakınca? Kaslarının hepsi gevşedi diyeyim. Aşağı yukarı. Yani biz ilk tanıştığımızda tam bir... Ne deniyor ona? Saat... Kum saati gibiydi. Sen nerede doğdun? Oklahoma falan mı? Ne diyor ona? Saat, kum. Yok, kelimesi aklıma gelmedi. Ama yani o tamamen. Bir de tamam. Biraz daha böyle bir... ne desem? Kararlılık. Gerçi bu fiziksel değil. Bu tamam. Nasıl bir kararlılık ya? Yok, hani... Abi kararlılığın mimiği bu mu? Bu mu kararlılık? İstemiyorum kararlı olmak. Bu ne mesela? İleri görüşlülük bu mesela. Şu ne abi? Alçak gönüllülük. Tamam. Oydu. Başka da bir yerden kırmıyor şu aslında. Evet. Gitmiyor. Kaşı kaş gözü göz mü? Kaşı kaş gözü göz. Saçı saç. Saçı saç.
daha güzel saç renkleri de vardı. Bugün buraya bu denk geldi. Ben bunu sevmiyorum misal. Öyle mi? Gökkuşağı rengi gibi böyle rengarenk bir şey yapıyor böyle. Gün doğumunun tüm renkleri saçında oluyor bir yaptığı saçta. Onu çok sevmiştim. Hatta onun üzerine... Bunu yaptım. Küçük bir şey de yazıp vermiştim. Şu an hatırlamıyorum ama işte o 4-5 satırlık bir şey de yazmıştım. Çok güzeldi o saçı. Şu an hatırlamadığın için bizi merakta bırakmak istedin yani. Galiba biraz öyle oldu. Anladım. En çok beğendiğin fiziki özelliği Esma'nın? Hala kıvrımları. Kıvrım? Tamam, evet. Yani tamamen yine belini çok ince. Bacağı şekilli olduğu için oradan kalçanın genişliği de yani tüm kıvrım... Ne oluyor lan? Lan bir sor, keşke baştan bunu sorsaydım deminden beri. Saçı şöyle, kaşı böyle. Biz bir kıvrımlar oradan. Bir şeyler. Biraz daha tasvir et bakayım, bizi anlayalım. Sen bir de klasla tasvir ediyorsun ha. Arkadaşlar şaşkın, böyle şeyler konuşuluyor muymuş ya burada? Hayır, insanlar da görüyor yani, yalan. Yalan. Estağfurullah, dünya tatlısın, deli misin ya? Anlat bakayım acık. İşte bir kum saatinin hafif şu anda yanlış yapıldığını düşünün sadece. Yüzden... Yanlış mı? Yanlışlıktan kastım. Kum saatinin yanlış yapıldığını düşün diyor. Hani kırmak istersin ya onu yerde. Yanlışlıktan kastım şu anda saniyede 3 tane kum tanesi düşüyor misal. Hani spor yaptığı döneme göre. O zaman her kum tanesi 1 saniyede düşerdi. Şimdi 3 tane birden düşüyor. Hani öyle yanlış yapılmış bir kum. Az sokacağım metaforunu anlamadık da. Anlayan var mı? Ben anladım. Ne anladın? Adamın gözünde imalat hatası gibi bir şey mi herhalde? Çak! Konuş Esma, konuş şekerim. Hocam neymiş 3 tane kum tanesi düşüyormuş şimdi de o zaman akıyormuş kumlar? Ne demeye çalışıyorsun sen şimdi? Ya kum tanesini tam doğru yapınca hep bir tane bir tane akıyor. Evet. Ama yanlış yapınca işte 3-5 tane birden akıyor. Zamanı yanlış gösteriyor aslında. Anladım, güzel. Oydu. Demin kıvrım falan diyordun. İşte o kum tanesi de yukarısı geniş, altı geniş, ortası ince. İşte beli, omuzu, kalçası. Omuz değildir o. Kum tanesine benzetiyorsun. Kum... kum tanesine benzetiyorsun dedim az önce ben. Kum saatine benzetiyorsun. Doğru. Yani. Anladım. Çok güzel ifade ettin ama. Ağzına sağlık. Puanla bakayım fiziken. 6. Çok bile verdim vallahi sana 7.5'tan 7 verene. Ne olsaydı 10 olurdu? Omuzları daha dar olsaydı keşke ya. Daha dar? Evet. Çok neden? Geniş omuzları var. Çok hoşuma gidiyor aslında ama tişört bulamıyorum almak için. Ha bu yüzden yani. Kaş yani. Kaş gözü göz mü? Ha. Seksi midir kocan? Yok. Hiç mi değildir? Bazen. Seksiyi tanımlayalım. Bazen arada. Hayır. O anları sormuyorum. Normal, deliye bak arada diyor. Mesela geçen salı. Onu sormuyorum. Fiziken. Mesela. Vay be dediğin bir özelliği var mı? Fiziken. Yok. Yok mu? Ortalama mı bulursun? Evet. Gayet. Aslında vay be dediği bir özellik vardı. Çünkü ilk başta inanmamıştı. İkimizin de götü aynı boyda. Buna şaşırdı. Benden daha büyük bir şey. Bir saniye hocam. Ben böyle cümleler duymak istemiyorum işte sizde. İkimizin de götü aynı boyda ne demek? Bana bir anlatın ya. Göt aynı boylu ne demek abi? İkimizin de kalça ölçüsü aynı. Ha, ölçü aynı. Evet. Mümkün değil. Ben de evet, öyle dedim. Öyle abi senin kıçınla o hanımefendinin affedersin şekerim. Yine terbiyemi korudum ama bir yerde değil mi? Fena da değilim. Son adı diyor manyağa bak. Az daha hanımın götü diyordun ha. Sen ya lan. Sen de hocam göz var, izan var. Sence mümkün mü böyle bir şey? İşte. Ben bizzat kendim ölçtüm inanmadım. Gerçek mi bu? Evet. Nasıl olmuş bu ama nereden ölçüyoruz? Bu nasıl konuşma ya? Mezurayı tam nereye koyuyoruz? İlişkisinde çirkinlikte çığır. Nereden ölçüyoruz tam kıçımızı orada ölçerken? Ben hiç ölçmedim kendi tam kıçımı. Ortadan böyle. Şuradan. Ama sen şu an baldır yapıyorsun. Oturuyorum çünkü nasıl göstereyim şimdi oturuyorum. Ha tamam. Eşit mi çıktı? Eşit çıktı. Nasıl çıkar eşit? Allah'ın bir hikmeti hiç fikrim yok. Çok rica etsem popolarınızı kameramıza döner misiniz? Galiba. Vallahi var mıyız buna? Oo deyin varsa. Hayır bir iddiayla geldiler. En kötü yayınlamayız ama bakayım. Ya buradakiler bilet aldılar. Onlar göt görsün bir şey olmaz. Çok kalitesiz böyle oluyor yani.
bir oyun değiştir. Fışt yap. Çok fazla böyle programa bağlı. Hani akışına bırakamıyor bir şeyi. Bir yere gidilecekse mesela bugün bu etkinliğe gelindi. Bir hafta önceden plan yapıyor. Şu saatte çıkacağız, şuraya gideceğiz. Oradan bunu yapacağız, şuradan bunu yapacağız. Ben o saatte burada olacağım. Ondan önce beni çıkarma, tamam mı? Tamam diyorum ama gün içinde bir değişiklik oluyor, ne bileyim. Arabaya geç biniyorsun, trafik oluyor ya da yolda bir şeye giriyorsun. Aa şundan alalım mı falan. Programı niye bozuyorsun? Ya bu program bozmak değil, biraz akışına bırak diyorum. Program ne hocam? Program Mecidiyeköy kalabalığından dolayı buraya saat 4'ten önce gelmeliyiz. Çünkü ondan sonra zaten o kalabalıkta gelemiyoruz artık trafikten dolayı. Oğlum etkinlik 9'da. Kocaeli'den geliyoruz ya biz. Nereden? Kartepe'den. Kocaeli'den geliyoruz. Tamam ha tamam. Uzaktan. 4'te çıkmanız lazım. 4'te aslında yine varmamız lazım şeklinde. Mecidiyeköy'ün iç trafiğini çok abi, abarttığımdan dolayı olabilir burası. 9'daki bir etkinliğe Mecidiyeköy'ün iç trafiğinden dolayı 4'te gelmek bir program mıdır? Mecidiyeköy'ün neresinden neresine 5 saatte gidiyoruz? Buradan İzmir 4 saat amına koyayım. Yine Mecidiyeköy'den. Ya işte karşıdan geleceğiz. 4'te mutlaka orada olalım. Ki ne köprü trafiği ne işte buradaki trafik. 4'te burada olalım. Trafiklerin sıralamasından dolayı. Yani akşam trafiği tamam. Kaldıktan sonrası devam. Mantıklı. Diye. Hocam bir huyunu değiştir hanımın. Şöyle dikkati çok çabuk dağılıyor. Mesela biz bir film izliyoruz. Filme seni ilk başta sevmiyordu bu arada. Geçmiş hikayeni sonra sorarsın. başka bir komedyenin işte şakasını... Şu an senin hikayenin tükürürüm ben. Boş ver şimdi onu. Ne anlatıyorsa anlatamam bir saatten sonra. Kim beni sevmiyormuş başta? Ben. Buyurun. Sevmiyor değilim de uyuz olmuştum ilk. Ya bak. Sevmiyor değilim de aman abim çocuğu diye izliyordum böyle daha çok. Hayatım. Uyuz oluyordum. Daha sert bir laf yani sevmiyordum. Neyi mi uyuz olmuştuk? Olur mu bu arada böyle evet. Şeyler? Hayatta anlamamışsındır, salaksındır. Ne yapalım yani? Ben eleştiriye açığım. Hayır. Ben böyle şeyleri asla saçmalamayın abi. İnsan kendiyle dalga geçerse büyür, gelişir. Anlat bakayım o bana. Anlat bakalım. Neyi mi uyuz olmuştu? Üstüme bastım çünkü. Nerede? Şişli tarafında lüks bir otelde. Gerçek mi hikayem bu? Evet. Kızın üstüne basmışım ben. Haklılar o yüz olmakta. Hayır yanlışlıkla basmışım duruyor. Mesela şöyle bir hayatım yok. Ay küçücükmüş falan. Bastım devam. 1.50, 1.40 şişlisinler hepsi. Böyle yürümüyorum hayatta yani. Ya 1.52'ydim o zaman bir de. 52. Sanki şimdi 1.86 Allah cezası. Hayır canım 59 oldum büyüdüm şimdi. Küçüktün o zaman çocuktun. 7 sene öncesi galiba. Yok be ne 7'si? Ne bileyim. Tırtık. Üstüne basmak ne demek ya? Anladım. Ya şöyle, lüks bir otelin benim ne işim var lüks otelde? Gösteriye bir kere buradan yalan yani. Gösteriye geldi. Stand-up gösterisine gelmişsiniz. Bir telefon lansmanı vardı büyük bir markanın. Oo. Orada buralara geçeyim tamam. Yapmıştın. Dondurma reyonuna doğru gidildi. Sonra sen üstüme bastın böyle dönerken. Pardon görmedim dedin. Gerçi nasıl göreyim ki dedin sonra. O kadar haklıyım ki yani. Vallahi mi ya? Evet. Ama şakaya vurmuşumdur hani belki. Orada biraz güldüm sonra... Ha güldün ama sen. Ya. Tamam arkamdan mı sövdün? Yüzüme söv. Hayır ama. Üstüne... Güldük ha orospu çocuğu. Mesela sende de bir hata yok mu yani arkamdan konuşacağını? Hayır kibarlık yüzüme... olsun diye güldüm. İçten içe ben de kibarlık olsun diye şaka yapmışım belli ki. Yani bu durumu kurtaralım bu rezilliği diye. Rezillik ikincisi oldu zaten. Dondurmaya döndünüz. Orada bir sürü dondurma var. Vişneli de vodka varmış. Ben bilmiyordum. Verdiler bana. Sen istedin. Abi sonuncuyu ablaya verdim dedi. Döndü. Sen bacak kadar boyunda vodkalı dondurma mı yiyorsun dedi. O kadar haklıyım ki yani. Burada bitti mi hikayemiz? Evet. Zahra olsun anlamadım. Sonra izledikçe barıştık. Şimdi seviyor musun? Ya zaten o zaman da dinliyordum Rabarba'yı falan da. Bizdensin sen. Ben biliyorum radyoyu dinlediğini tamam. İçten içe bir uyuz oluyordum yani. İnsanın üstüne basılınca falan böyle gücüne gidiyor. Tabii kızın üstüne basıp elinden dondurmasını almış. Ben de yani. Değil mi? Değişik de bir hikaye. Bana bunu en başa koyalım. Uzun şerefsiz diye. Değiştir abi oyunu. Değiştirdim. İzlediğimiz diziye, filmin arasına senin esprilerinden sıkıştırıyor. Biz orada başka bir şey izliyoruz ama o kenardan anlatıyor. Sonra oradan başka hikayeye geçiyor. Ortamdan tamamen kopuyor.
Bu bazen telefondaki bir şey oluyor. Başkasıyla konuşmaya gidiyorum. Mesela ikimiz konuşurken... Örnek ver bana şimdi ama ne diyor o arada? Senin esprilerini ben o kadar ezbere bilmiyorum. İşte o ezbere biliyor. Sen ver örneği kuzum. Yani olayı anlamadık çünkü. Siz bir şey anlatırken ne diyor arada? Ya şöyle mesela işte gökdelen yıkılıyor orada. Sonra diyor Mesut da geçen gün Godzilla'ydı. Paylaşmıştı gördün mü? İşte sen kalabalığın arasındasın. Tamam. Daha sonra tamam diyoruz. Sonra ha bak etkinlik de varmış diyor. Hani ben he deyip geçiyorum aslında. Filmi izlemeye yani konsantrasyon sorunu var. Sürekli başka bir konu açıyor. Başka bir yere gidiyor. İkimiz konuşurken de orada işte kapıdan, bahçeden köpek avlıyor. Kalkıyor gidiyor falan. Ama bayağı ben aslında bir şey anlatıyordum esnada. O kalkıyor gidiyor. Orayla ilgileniyor falan. Sonra dönüyor. Su istiyor musun diyor. Bazen gelmiyorum unutuyorum. Ha ya da gelmiyor bazen. Gelmiyor. Gelmeyi mi unutuyor? Yani, sohbet ettiğimizi evet. Unutuyorum. Sohbet ettiğinizi unutuyorum. Anladım. Ne yapıyorsun? Öbür odada mı oturuyorsun? Unutuyorsun yani. İşe dalıyorum, ev işine dalıyorum, bilgisayara dalıyorsun, geçiyorum. Dönmüyorsun geri. Yok bazen dönmediğim yani. O zaman o dalgınlık, o dikkat dağınıklık artık bunun adı her neyse. Biraz evet o yani olmasa. Konsantre eksikliği herhalde. Of işte. Evet aşırı, laf ettim aşırı sanki. Bir unutkanlığım var ya. Ev işleri kimde? Hadi yavaştan toparlayalım. Çoğunlukla nefis benim oldu. Bende ama ortaklaşa gidiyor evet. Aslında. Aslında şu anda hiç kimse de. İlk başta ben erken uyanıyordum, ondan daha erken uyuyordum. İşte ben sabah kalkıyordum, çamaşırları asıyordum, bulaşıkları diziyordum. Kahvaltıyı hazırlarken o uyanıyordu. Daha sonra o işin devamını devralıyordu veya işte ben süpürürdüm, o silerdi. Sonra pandemi başladı, baktık kimse gelmiyor. Ev de biraz büyük. Ne güzel. Değil aslında da. Temizlemesi çok zor. Temizlemesi çok zor. Hani o merdivenleri sürekli süpür. Evin içinde bir iç balkon gibi bir kısım var. Hani tavanı da çok yüksek. Yani kaç metreden o örümcekleri topla, demirleri sil falan. Düşününce bile yoruluyorum. Kim bugün topluyor örümcekleri? O böceklere çok yaklaşmaz. Kim süpürüyor? Kim çamaşır yıkıyor? Şu anda. Evet. Bulaşık? Hocam senin bu elinin kalktığını nerede göreceğiz biz? Böyle oturuyorsun sabit. Düşünüyoruz. Kim program yapıyor? Kim 5 saat önce Mecidiyeköy'de oluyor? Kimin kalbi var? Unutmamış hırslı köpek. Böyle ilişkili bir kıskancı var mı? Yok. Yok. Sıfır. Ben bir ara üniversitede bilardo oynarken kıskanıyordum onu. Neyden? Bilardo oynamasından yani çünkü... Bilardo ya sokayım böyle kıskançlığa ya. Amerikan'daki deliklerden. Yok hani o hafif eğilip o bilardo hareketinden dolayı... Diyordum nasıl yani kantinin ortasında o şekilde mi duruyor diye böyle... Oo. Bir gerginlik oluyordu. Bu neymiş lan böyle? Sonra işte dedim yani... Bilardo oynanır böyle yok muyuz? O göte bak filan. Spor olur mu bilardo? Hayır ondan sonra ben herkese öyle bakmaya başladım. Hasiktir. Lan demek seksi bir hareket bu. Bakılır ha. Hocam diyelim bir sebepten ayrıldınız. Kaç zamanda toparlarsın ve bu enerjine gelirsin? Tekrar bu enerjimin tek sebebi o. Çünkü ben çok sabit ve karamsar bir yapıdaydım. Normalde. Normalde. Ana. Bayağı beni işte gülmeye, eğlendirmeye başladı. O yüzden büyük ihtimalle tekrar buna yani dönmek için başka birine ihtiyaç duyarım. Yine aynı enerji. Ne kadar zaman sonra ararsın? Onu soruyorum işte. Yeni birini mi onu mu? Beni amına koyayım. Yeni birini tabii. İşte yeni birini bir aramam. Değil, iki değil. Ne kadar kolay. Çocuk gibi soru soruyorum. Kaç zaman sonra toparlasın? Kimi arıyorum ben diyor. Onu değil, o gitti gitti. Cevapladığımı sandım. Yeni birini aramam. Hani. Hiç. Evet. Çünkü zaten karamsar ve sessiz bir yapıda tam büyük ihtimalle uzaklaşıyor olurum insanlardan. Sen sadece o neşeni Esma'da bulabileceğini düşünüyorsun. Evet. Hiç öyle değil hayat ya. Bence de. Ondan öğrendim hani bu kadar. Tamam öğrendiklerini başkasına uygula işte. Siktir et yani. Ne güzel program oluyor lan bugün. Sert sert. Sen kızım bastı gitti kaç zamanda toparlarsın? Toparlamış görünürüm toparlamam. Hiç mi? Hiç. Ciddi misin ya? Çok alıştınız birbirinize yani. Alıştık ya. Evet. Yani ben ondan önce biraz bayağı... 2 sene, 3 sene, 5 sene sonra da şu enerjide gelemez misin? Zor. Yapma ya. Sen de mi zor? Zor bence. Bravo ya. Bayıldım oğlum ben size. Çok geçti bana aşkınız yani. Hakikaten bak. Vallahi. Vallahi. Hocam bu kadar coştuk şimdi. Çok seviyorsunuz birbirinizi. Esma için. Barbaros meydanından aşağı. Tangayla. Yokuş aşağı. Bu kilonla koşar mısın? Olur. Ama düşün bak kalbin var. Koşar mısın? İşte o yüzden yokuş aşağı mı? Onu dedim. Yokuş aşağı. Aşağı dedin. Yokuş aşağı. Aşağıysa koşarım. Koşarsın. Tangayla koşarım. Hiç umurunda olmaz. Daha çok eser. Zaten hep esin istiyorum.
Daha çok eser mi? Tangayla koşma sebebi ne? Allah'ım ne güzel esti be. Hep böyle arkadan arkadan. Yapar mı kızım sence? Yapar. Vallahi. Peki sen geldi eve, dedi ki ya bir sebepten birini öldürmek durumunda kaldım dedi. Hani bizi yaşamadı şey ki yani bir sebepten. Her zaman. Onu dedi saklar mıyız dedi beraber. Yani bir göle atmak, bir yere gömmek ama böyle hiç kolluk kuvvetlerine haber vermeden. Kocan için böyle bir şey yapar mısın? Derim sen evde otur ben hallederim. Gerçekten mi? Halleder misin? Hallederim. Ne yaparsın? Polisi ararım abi diye. Alo, ha, evde otur ben hallederim inandı. Çok uzaklaşamaz çünkü kalbi var. Büyük ihtimalle şeye güveniyor. Birinci derece yakınlar birbirinin aleyhine tanıklık etmek zorunda değiller. Kanunda böyle bir şey var. Halledelim tamam. Bir şeyler yani. Ha. Yani o yüzden beni suçlamasa da olur. Bana ortaklık etmesi onu suçlu durumuna sokmuyor. Öyle mi? Onun rahatlığıyla. Lan biz bunu yüzüncüye söylüyorsun ilk defa böyle bir şey. Ne avukatlar geldik hiç böyle bir şey söylemediler. Belki de sadece Amerikan kanunlarındadır bu. Hocam sen niye böyle oklağı balı gibi konuşuyorsun bana? Var bizde de. Biz bir yani. Brooklyn'de özellikle. Yok yok bizde de var. Bizde de var da pek dile getirilmiyor. Anladım. Çok takip olmadığın bir takım kadınlarla iş için geziye gidebilir mi sensiz tatile? Gider gitsin. Hiç aklın kalmaz. Her gün arar mısın? Ya hani sağlam mısın diye sorarım. O kadar. Sen hocam? Tatile gider mi sensiz? Erkekler var şirket. Yani ben tatil. De... Airbnb 6 ay. Çoşmuş. Hayır. Tatile gider mi? Gider gitsin. Ben evde az buçuk dert ederim falan ama gitsin. Yani ona çaktırmamaya da çalışırım hatta bunu. Ne derdi edersin evde? İşte ne bileyim acaba ne yapıyorlar? Acaba nerede? Kandırıyorlar mı bunu gene? Bak aşk budur işte. Bir şaka yaparsın bir kişi güler o da kocandır. Vallahi bak. Bu arada biz barıştık mı seninle? Ben üstüne bastıktan sonra küsmüştün ya bana. Tamamen hallettik mi o konuyu bugün? Hallettik. Ha bitti mi ya? Emin misin ama? Eminim canım. Şu an bir de sen yüzüne söyle arkadan olsun çocuğu dediğin için arkamdan konuşacak mısın yani? Arkamdan küfür etmedim. Tamam ama? Aması yok o kadar işte. Tamam. Ben senin hala sevgini hissedemiyorum şu an. Ben senin galiba üstüne bir daha basacağım. Hanımlar beyler hadi puanlayalım. Çağdaşlık 10 üzerinden 10 diyenlere o desin. Ama adamı da katın. Dert ederim bir şeyler. 10 diyenlere o desin. Teşekkürler. Manipüle olmadılar. Bravo. Karakterli bir seyircimiz var. Sadakat. 10 diyenlere o desin. Ne bu? İnliyorsunuz hepiniz. Kendi aralarındaki eğlence düzeyi. 7,5'tan 7. Ve üzeri diyenler o desin. 8 diyenlere o desin. Bak şimdi bak. Ölüm sessizliğine bak. 10 diyenlere o desin. Gördün mü? Ama yapmayın kalbi var. Her bölüm sonunda olduğu gibi öp şu Barış'ın. Hanımlar beyler Cambly aplikasyonumuzu indirin. Cambly'yi tek paketle çok yönlü kullanabilirsiniz. İş İngilizcesi, seyahat İngilizcesi ve ilgi alanlarınıza göre eğitmenlerle konuşabilirsiniz. Kodumuz ne mi? 100 Happy. Burası Cambly. Ben Deniz Mesut Süre. İlişki testi nefis bölümle sezona başlıyor. Alkışlarla bölüm bitiyor. Bay bay. Görüşürüz. Bu bölümün sonunda naif ve dua yok. Bizi gerçekten sevenler, kahkaha atanlar kanala abone olsunlar. O kadar. Nokta. Son bir alkış. Bölüm biter. Bay bay.